Arkadaşlar hepinize selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün arkamda görmüş olduğunuz Rampage laptop soğutucusunun kutu açılımını sizlerle birlikte yapacağız. Daha fazla böyle içerikler için aşağıdan videoya bir tane like atmayı ve kanalıma da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar 2 saniyenizi ayırarak abone olsanız beni çok mutlu edersiniz. Gerçekten çok emek veriyorum. Tek tıkla aşağıdan abone olabilirsiniz. Her neyse, şimdi dilerseniz yakın kameraya geçelim. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi şu anda yakın kameraya geçişimizi yaptık. Tekrardan hatırlatayım, markası Rampage arkadaşlar. Modeli de herhalde Showy diye geçiyor. Görmüş olduğunuz gibi ışıklı bir model. Hem şurasında aydınlatması var, hem burasında önünde aydınlatması var. 17.3 inçlik bir fan bu arkadaşlar. Arkasını çevirdiğimizde zaten bayağı özellikleri bildiğin yazıyor. Şöyle ben hatta genişten göstereyim. Evet, herhalde şu anda okumak isteyen arkadaşlar varsa durdurup okumuştur diye düşünüyorum. Orada USB ile çalışıyor. Yani laptopa USB bağlıyorsun ve şu şekilde duruyor yani. Zaten görselini görmüş olduğunuz gibi vermişler arkadaşlar. Böyle yukarı doğru da yüksekliğini arttırabiliyorsunuz. Şu şekilde hem burasında böyle dalgalı bir ışıklar var, hem de şu arkasında bakın şurada hafif bir şey gözüküyor. Arkadaşlar içerisinde görmüş olduğunuz gibi şöyle bir tane koskocaman bir pervane bulunuyor. Artık ona pervane mi ne diyor, ne deniyor tam olarak bilmiyorum. Tekrardan söylüyorum, telaffuzlarım falan kötü olabilir, kusura bakmayın. Arkadaşlar o zaman birazcık dış tasarımını inceledik. Arkasını, önünü, her şeyini inceledik. Şimdi isterseniz gelin hep beraber bir kutu açılımını yapalım. Evet, şimdi şuradan klasik zaten altından bant falan filan var. Şöyle şunu açtım. Bu arada size de umarım güzel bir şekilde çekebiliyorumdur. Arkasında böyle bir yer var. Açabilirsem tabii zarar vermeden. Ha tamam. Şöyle. Evet, Allah, bir dakika, zaten direkt çıktı. Evet, USB. Bilgisayara USB ile bağlanıyor. Laptopa pardon. Laptopa USB ile bağlanıyor arkadaşlar. Şöyle bir USB çıktı. Bunu ben şöyle köşeye koyuyorum. Evet, asıl fanımız burada. Zaten başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Ha şu önemli bir şey. Bu da arkadaşlar herhalde yükseltmek için. Hani böyle resimde görmüştük ya, şu arka resimde. Bir dakika. Bakın şurada görmüş olduğunuz gibi laptopu yükseltmiş. Herhalde bu da laptopu yükseltmek için. Şimdilik ben bu kutuyu birazcık köşeye alıyorum. Ve asıl kutu açılımını yapacağımız, asıl inceleyeceğimiz ürün, fanımız, soğutucumuz burada arkadaşlar. Şöyle şu poşetinden de çıkaralım ve evet arkadaşlar bayağı güzel ya. Gerçekten bayağı iyi ve yani gerçekten pervanesi. Ben buna pervane deyip duruyorum ama umarım yanlış bir şey demiyorumdur. Bayağı büyük, böyle büyük bir yuvarlak. Yani salladıkça dönüyor. Kamerada belli oluyor mu bilmiyorum ama neyse, şimdi arkasına, ooo arkası da bayağı iyi. Bakın burada yükseltme leveli falan filan var. Şuradan direkt otomatik olarak şöyle hafif bir yükseltebiliyorsunuz. Bakın küçük bir yükselttim. Yani böyle sadece hafif bir kalktı. Eğer daha fazla yükseltmek istiyorsanız buradan levelini ayarlayabiliyorsunuz falan filan. Bunların hepsini inceleyeceğiz. Göreceğiz zaten birazdan bilgisayara takınca. Evet yani bence gayet güzel. Yani artık bence gayet güzel arkadaşlar. Bu noktada pek söylenecek bir şey yok. Kutu açılımını yaptık falan filan. Buralarında falan hep ışık olacak. Yine burasında da ışıklar olacak. Aa bak, burada bir şeyler varmış. Bunu gördüğümüz iyi oldu arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi böyle bir şeyler varmış. Yani öğrenmiş olduk burada. Aa bak, LED. Evet, ışığını buradan açıp kapatabiliyoruz arkadaşlar. Burada bir düğmesi var. Ondan sonra burada da bir şeyler var. Neyse, çok kurcalamak istemiyorum. USB girişi de vardı şurada. Yani gayet güzel. Ben salladıkça pervanesi sallanıp duruyor. Bunu da sanırım şuraya yapıyoruz. Aynen, bu yükseltme miydi? Aynen, nasıl bir şeydi ya? Böyle bir şey. Bu arada poşet düştü. Nasıl yapıyorduk? Gerçekten hatırlamıyorum ama. Arkadaşlar ben olayı çözdüm. Bu laptopu tutan şey. Bunu buraya koyuyorsun. Bakın hızlıca koyayım. Bunu buraya koydunuz ya arkadaşlar. Bunun arkasından bunun yüksekliğini yükseltiyorsunuz. Ondan sonra laptop hani böyle bir eğim alıyor. Laptop da haliyle kayıp düşmesin diye böyle bir destek yapmışlar. Bayağı iyi düşünmüşler. Böyle durduğunda laptop yere düşmesin diye arkadaşlar böyle bir yardımcı gibi, destekleyici gibi bir şey yapmışlar. Bayağı iyi, bunu bile düşünmüşler yani. Neyse, çok da fazla konuşmak istemiyorum. Böyle bir ürün. Şimdi gelin hep birlikte bunu bilgisayara takalım. Ve bir de bilgisayarda deneyelim. Bakalım ışıklı mı ışıklı. Kutusunda gördüğümüz gibi bir şey olacak mı? Bu arada kutusunu köşeye almıştık arkadaşlar. Kutusunun içinden başka bir şey çıktı mı? Tekrar açmak istiyorum. Bir tane herhalde kullanma kılavuzu mu? Bakın şöyle kutusu görmüş olduğunuz gibi bomboş. Bir tane böyle bir şey çıktı. Bu neymiş? Rampage Soy. Herhalde kullanma kılavuzu gibi bir şey. Şöyle. Yani öyle bir şey arkadaşlar. Garanti belgesi de olabilir ama büyük ihtimalle kullanma kılavuzu. Okumaya gerek yok.
biliyoruz. Hadi şimdi gelin hep beraber bu efsane fanı, bu efsane soğutucuyu laptopumuza kuralım ve nasıl duracağını görelim. Arkadaşlar şimdi fanı bilgisayara taktım, kurdum. Hadi gelin hep birlikte son haline bakalım. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hala like atıp abone olmadıysanız bir like atarsanız çok sevinirim. Son halini zaten şu anda da görüyorsunuz. Zaten montajlı bir şekilde de gördüğünüz şarkıyla birlikte. Gerçekten çok güzel oldu. Sizlere tekrardan şöyle çekmek istiyorum. Arkadaşlar bayağı güzel duruyor yani. Mesela ben şu an bir sandalyeye oturayım. Evet şu an sandalyeye oturduğumda falan filan. Zaten beni şöyle bir çekerseniz bayağı bir yukarı bakmam gerekiyor. Umarım düzgün çekebiliyorumdur. Çünkü şu an kamera şu an bana dönük değil arkadaşlar. Nereyi çektiğimi görmüyorum. Yani bayağı şu an güzel bir olay oldu burada. En azından artık ısınma gibi problemler olmayacak. Şöyle arkasını da size gösterirsem. Evet bu şekilde. Hatta şöyle ışığı bir kapatayım. Arkadaşlar ışığı kapatınca var ya. Manyak oluyor ya. Gerçekten ışığı kapatınca öf manyak oluyor. Şuraya da çok güzel bir arka plan yapmak istiyorum. Bakın ben mesela şu an size bir OBS'i açayım. Arkadaşlar benim arka planım olarak şura gözüküyor. Hemen bakın kendimi burada görüyorsunuz. Şöyle büyük kameraya geçeyim. Aynen. Arkadaşlar beni burada görüyorsunuz ya. Normalde şöyle duruyor. Benim arka planım olarak buraya çıkıyor. Orası da burası. Buraya neler yapalım? Fikirlerinizi bir yorumlarda yazar mısınız? Bakın arka planım olan yer burası arkadaşlar. Burada da ben varım. Yani buradan şurası gözüküyor. Buraya da neler yapalım? Nasıl süsleyelim? Hiçbir fikrim yok. Yorumlarda mutlaka ama mutlaka belirtin. Kendinize çok iyi bakın. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Beni de buradan görüyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bay 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 bay. Gerçekten çok güzel oldu. Artık daha uzun videolar, daha güzel videolar gelecek. Fanla birlikte artık ısınma sorunumuz yok. Bay bay.